Ama çok dedikodumuz çıktı. Dedikodumuz çıktı. Haydarız ya, bir şey söyleyeyim mi? İzlerini alkışlamak yerine iftira atmak bizim milli şeyimiz. Artık gururumuz oldu. Evet. Lütfen kötülükle beslenmeyelim artık, yeter. Ülke olarak kötülükle beslenmeyelim. Ben en sevdiğim anlayacağım. Evet, sevgili Mehmet Erbil, sevgili Seyhan Söylü'nün yanına alalım. En güvenli yere emanet ettiğim sizi, en güvenli yere emanet ettim sizi. Elimdeki mikrofonu da açalım arkadaşlar. Yan yana düşürdüler. Ege. Mehmet Ali Erbil tabii benim hem sevdiğim arkadaşım hem de çok değerli bir abim ama LGBT ile ilgili sözleri yaraladı. Ondan dolayı çok üzülmüştüm. Ben de dedim ki madem çünkü yıllarca 30 sene boyunca LGBT'li ve esprilerle hatta şirin olsun diye ben sizin halanızın vesaire Fatihleri vesaire yapıp herhalde dili sürçmüştür. Yoksa TikTok'ta işte sosyal medyada dejenere olan tuvaletlere para atan saçma sapan tiplere hepimiz uyuz oluyoruz. Hepimiz karşı çıkıyoruz ama bu kadında da erkekte de var. Onun için toplum nezdinde cinsellik, etnik kimlik, mezhep ayrılığı olmayan bir Türkiye inşallah 99. yıl olur. Ben böyle düşünüyorum. Amin. Ve Mehmet Ali Erbil'den de zannediyorum dili sürçtü. Yan yana da gelmişken LGBT'liler çünkü çok sever onu. Onlar annelerin cenazelerine gidemediler. Onlar babalarının cenazelerine gidemediler. Kardeşlerinin düğününe gidemediler. Her şeyden mahrum edildiler, ayakta kalmak için mücadele ettiler. O kardeşlerimize laf söylemek olmaz. Yani 10 milyon mülteciyi kabul eden bir Türkiye, 10 bin tane LGBT'li herhalde zarar vermez kendi ülkelerinde yaşamak efendim. Ondan dolayı zannediyorum gönlünü alacaktı. O da onların abisi ve çok sevdiği bir sanatçı. Mehmet Ali Erbil'den bahsediyorum. Kimden bahsediyorum? Mehmet Ali, sana ne yakışır biliyor musun? Onlar bizim çocuklarımız demek yakışır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yalnızca Esra'nın, Bilal'in, Burak'ın değil, Sümeyye'nin değil, herkesin, bu ülkedeki herkesin babası. Bunu söylüyorum. Beni Taksim Meydanı'nda assalar da bunu söyleyeceğim. Hep bunu söyleyeceğim. Çünkü biz birbirimizden ayrı olmadığımız için hep birlikte Türkiye'yiz. Çok teşekkür ederim. Dobrovski diyorum, başka bir şey demiyorum. Sevgili Mehmet Ali Erbil. Şimdi hayır. O baştan başlayalım. Best Ege. Pınar Özdemir. Best Ege. Best Ege. Pekala. Pınar Özdemir, Mete Çiçek. Best Ege, Pınar Özdemir ve Mete Çiçek. Alkışlarla benim sahneye gidiyoruz. Ödüllerini Seyhan Sarpas Hanım takıyor. Çünkü 25 sene büyük bir dakika, bir dakika, bir dakika olur. Bir dakika ödül törenini bitireyim. Girme bro. Ödül. Hayır, senin sınavın geçer. Sen bunu herkes sınavın. Başkandan bahsettiğim diye yalaka diyor bana ama. Ama olur. Best model her zaman birleştirilebilir. Çok özel bir konu, onu başka zaman konuşursun. Çünkü best model konusu değil. Evet. Her zaman doğru konuşur. Marmara. Niye Karadenizli'ydi Marmara? Marmara'da doğru. Ha, pekala. O zaman sizi sevgili Mehmet Ali Erbil. Sen de Osmanlı doğruyum. Hayır, sen Türk sinemasının ve tiyatrosunun çok ünlü bir abimiz, sanatçıdan olmuşsun. O asalet sana yeter. Ne yazık ki Cumhurbaşkanlarını övmek kimlere kaldı? Türkiye Cumhuriyeti'nde... Bana yalaka gelin bu kadar insanda duydu. Bir dakika. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı kim olursa olsun korumak zorundayız. Teşekkür ederim ama burası yeri değil. Kullandın, insanlara laf söyledin, mazlum hale getirdin. Onlara hakiyatsız hale getirdin. Teşekkür ederim. Bu istenmeden doğmuş bir olay. Sevgili Mehmet Ali'nin buraya gelmiş olması bizim için büyük bir onur. Fakat yine
bir jüri olan arkadaşımızla arasındaki bizim programla veya herhangi bir programla bağdaşmayan bir olaydı. Ben sizlerden özür diliyorum. Nasıl bir davranış içerisinde bu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani... Eşcinseller için konuşmadı mı sizce o konu? Evet. Üsta olan sizsiniz. Sakın! Üsta olan sizsiniz. Terbiyesiz, sanırım kaldı. Sen gidip adliyelerde hastayım yapın. Yes. Adliyelerin 24 saat boyunca olup ardından kurarım işler yapın. Cumhurbaşkanı'na öldür diye sahne namına yalan verelim Mehmet Ali Erbil. Senin geldin. Cumhurbaşkanı ölmek. Kimlere kaldı? Olmasaydı ama böyle yaptı. Yalakta bir yok insanlara, kim yok. Ne münasip et. Yalak olmaz, sensin. Menfaatin nerede varsa, oraya dönen bir adamsın. Eceron Ay'la alakalı da mahkemeye gitmezsin, eğlencelerine TikTok'a gidersin. Esra'nın, Bilal'in, Burak'ın değil, Sümeyye'nin değil, herkesin, bu ülkedeki herkesin babası, bunu söylüyorum, beni Taksim Meydanı'nda assalar da bunu söyleyeceğim, hep bunu söyleyeceğim, çünkü biz birbirimizden ayrı olmadığımız için hep birlikte Türkiye'yiz. Çok teşekkür ederiz. Dobros gidiyorum, başka bir şey gelmiyor. Sevgili Mehmet Ali Erbil. Şimdi hayır. O başlamaz çok. Best emanet ettim size. Elimdeki mikrofonu da açalım arkadaşlar. Yan yana düşürdüler. Ege. Mehmet Ali Erbil tabii benim hem sevdiğim arkadaşım hem de çok değerli bir abim ama LGBT